iddialı dizi ve programların adresi ATV'de. Birbirinden ilgi çekici konu ve konuklarla karşınızdayız. İşte sizleri bekleyenler. Çok sevdiğiniz ATV yüzleriyle çocukluklarını konuştuk. Birbirinden komik, birbirinden şaşırtıcı anlar. Cam kırılsa Ceren diye bağırırdı mahalledekiler. Bisiklete bineyim ama merdivenlerden ineyim bisikletle falan. Top oynamacalar, atlamalar, zıplamalar. Annemi babamı görmeyi özlerken yeniliyordum hayata. ATV'nin ünlü simaları çocukken nasıl görünüyor ve neler yapıyorlardı? Aa dedim, ben biliyordum zaten dedim. Keşke hani söyleseydin, ben dedim yardım ederdim. Üstüne de bir örtü örtmüş. O örtüyü açtım, müthiş bir kızak. Yepyeni böyle ahşabı falan yepyeni. Ayağım takıldı, kalorifer peteğine vurdum. Hilal Altınbilek'ten Kapadokya paylaşımları. Burak Özçivit ve Fahri Evcen'in Renk Uyumu. Honey, have you ever thought about... Bülent Polat'tan Adana Manzaraları. Maria ile Mustafa'nın Düğün Dansı olay yarattı. Ayrıntılar haber turunda. Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncuları Seray Kaya ve Kan Bolat Görkem Aslan'la yapım ve karakterleri üzerine röportajlar. Çiftliğe gidiyoruz, at binmeyi öğreniyoruz, aksiyon derslerimiz oluyor. Duygularından ziyade düşünceleriyle hareket etmeye çalışan bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Kaya obasında bambaşka bir hatun izleyecekler. Hepsi birazdan Dizi TV'de. İddialı dizi ve programların adresi ATV'de. Birbirinden ilgi çekici konu ve konuklarla karşınızdayız. İşte sizleri bekleyenler. Çok sevdiğiniz ATV yüzleriyle çocukluklarını konuştuk. Birbirinden komik, birbirinden şaşırtıcı anlar. Cam kırılsa Ceren diye bağırırdı mahalledekiler. Bisiklete bineyim ama merdivenlerden ineyim bisikletle falan. Top oynamacalar, atlamalar, zıplamalar. Annemi babamı görmeyi özlerken yeniliyordum hayata. ATV'nin ünlü simaları çocukken nasıl görünüyor ve neler yapıyorlardı? Aa dedim, ben biliyordum zaten dedim. Keşke hani söyleseydin, ben dedim yardım ederdim. Üstüne de bir örtü örtmüş. O örtüyü açtım, müthiş bir kızak. Yepyeni böyle ahşabı falan yepyeni. Ayağım takıldı, kalorifer peteğine vurdum. Hilal Altınbilek'ten Kapadokya paylaşımları. Burak Özçivit ve Fahri Evcen'in Renk Uyumu. Honey, have you ever thought about... Bülent Polat'tan Adana Manzaraları. Maria ile Mustafa'nın Düğün Dansı olay yarattı. Ayrıntılar haber turunda. Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncuları Seray Kaya ve Kan Bolat Görkem Aslan'la yapım ve karakterleri üzerine röportajlar. Çiftliğe gidiyoruz, at binmeyi öğreniyoruz, aksiyon derslerimiz oluyor. Duygularından ziyade düşünceleriyle hareket etmeye çalışan bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Kaya obasında bambaşka bir hatun izleyecekler. Hepsi birazdan Dizi TV'de. Geçtiğimiz haftalarda ekrana taşıdığımız ünlülerin çocukluk halleri ve Dizi TV ile paylaştıkları eğlenceli çocukluk anıları dosyamıza bu hafta da birbirinden enteresan röportajlarımızla devam ediyoruz. O Türkiye'nin en ünlü çocuklarından biri olarak büyüdü. Annesi Çolpan İlhan, babası Sadri Alışık olunca haliyle mercekler hep üzerinde oldu. Bir zamanlar Çukurova'nın fekelisi başarılı oyuncu Kerem Alış'a nasıl bir çocuk olduğunu sorduk.
Yaramaz bir çocuktum. Mısra mısra başımı belaya soktum ben. Ama biraz yatılı okuldan gelen bir böyle içe kapanık, biraz hüznü, biraz umudu seven bir kokusu olan bir çocuktum ben. O bende de devam etmiştir. Ama çocukluğum, ne zaman çocukluk deseniz ilk insanın aklına baba geliyor. Ne kadar enteresan ki annem, babamın da annemi ben hiç ayırmam ama öyle de bir Erdem Beyazıt'ın bir şiiridir o gerçi, öyle söylemiş. Çocukluğum dediğim zaman aklıma babam gelir diyor. Peki çocukluğunuza ait aklınızda kalan en önemli şey nedir diye sorsak? Çocukluk evresi benim için hem acıklı hem neşeli hem biraz buruk hem biraz tatlı geçen bir evreydi yatılı okuldan dolayı. Çünkü içinde özlem vardı. En çok annemi babamı görmeyi özlerken yeniliyordum hayata. Ama sonra tabii kendi ritmimizi, kendi hayat yolumuzu, kendi çizgimizi, kaderimizi yaşayarak çizmeye başladık da. Başarılı programcı Müge Anlı'nın ne kadar enerjik, çalışmayı seven ve disiplinli biri olduğunu bilmeyen yok. Acaba çocukken nasıldı merak ediyoruz. Çok hareketli bir çocuktum. Benim vücudumun her tarafı yara iziyle doludur. Allah'tan tenim çok göstermiyor. Yani şuradan ayak topuğuma kadar her tarafım yara izlidir. Yani böyle bisiklete bineyim, kaykaya bineyim, oraya atlayayım ama bisiklete bineyim ama merdivenlerle ineyim bisikletle falan. Hani acaba inebilir miyim? Acaba bu bisikletle burada inip denize atlayabilir miyim falan gibi birisi olduğum için. Şimdi biraz hani onları tabii yaş ilerledikçe insan korkuyor orası burası kırılacak diye. Daha sakinleşiyorsun ama hareketli bir çocuktum. Zor bir çocuktum yani bunu kabul ediyorum. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazın sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'nın doğayla iç içe ortamları ve köy yaşantısını çok sevdiğini daha önceki röportajlarımızdan biliyoruz. Köyde doğup büyüyen başarılı oyuncu çocukluğuna ait sempatik bir anısını bizimle paylaştı. Kızakla kaymayı çok severiz bizim o taraflarda. Kars'tan bahsediyorum. Oranın karı çok meşhurdur. Ben bir kere okuldan geliyordum ilkokuldayken. Eve geldim. Dedem bana yeni bir kızak yapmış. Dedem de aynı zamanda namaz kılıyor ben eve girdiğimde. Ben de işte kızağı yaptığını gördüm. Üstüne de bir örtü örtmüş. O örtüyü açtım. Müthiş bir kızak. Yepyeni böyle ahşabı falan yepyeni. Tabii dedem de namaz kıldığı için oğlum dur onu alma diyememiş bana. Ben kızağı aldığım gibi hemen koştum. Karın üstüne vurdum. Bizim orada bir binme şekli vardır kızağı. Vurduğum gibi kızak olduğu yerde kaldı. Ben üstünden fırladım. Şu dişimi kırmıştım hatta. O kırık hala durur. Bizim oradaki kızakların şekli şöyledir. Ahşap sürülmez şeyin üstünde. Muhakkak ahşabın altında demir bir çubuk olması lazım. O demir çubuk karın üstünde kaymasını sağlıyor. Fakat dedem daha o çubuğu takmamış. Ben de o yüzden öyle bir güzel bir şeyle, çocukluk hikayesiyle size aydınlatmış oldum. Çocukluk fotoğrafını görünce neredeyse hiç değişmemiş diyebileceğimiz Ceren Benderlioğlu meğer küçük tatlı bir kızken oturdukları mahallenin belalısıymış. Çok yaramaz bir çocuktum. Yani bir cam kırılsa Ceren diye bağırırdı mahalledekiler. Diğer çocuklar da çok çabuk. Ya erkek gibi bir çocuktum zaten. Ben futbol oynardım 21 yaşına kadar. Ben 20 yaşındayken falan giydim ilk topuklu ayakkabımı. Yaramaz, zıpır, yerinde duramayan, zaten biraz hiperaktive bir çocuktum. Futbol, basketbol. Yani tüm yaramazlıklar da başımın altından çıkıyordu genelde. En
en havalı haliyle poz veren bu küçük kızı tanıdınız mı? O zamanlarda bile bir star ışığı barındıran bu tatlı kız, bir zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek'ten başkası değil. Şimdilerde naif kişiliğiyle dikkat çeken güzel oyuncu, çocukluğuna ait hiç bilmediğimiz bir yönünü bizimle paylaşıyor. Özellikle şunu söyleyeyim. Hırslı bir çocuktum, yaramaz bir çocuktum ama hırsım çok daha ön plandaydı. Hatta şöyle bir anım var, hatırlıyorum. Daha böyle İngilizce öğrenmeye yeni başlamışız ilkokulda. En yakın arkadaşımla okul başlamasına birkaç gün var. Konuşuyoruz, ne yaptın, neler yaptın yazın. İyi ya işte ben de tatil yaptım falan dedim. O da dedi ki, ben de dedi İngilizce arkamı öğrendim dedi. Dedim, öyle mi? Aa dedim, ben biliyordum zaten dedim. Keşke hani söyleseydin, ben dedim yardım ederdim. Aa gerçekten mi falan. Telefonu kapattım. Olamaz dedim yani, benim ben bunu öğrenmem lazım. Ve iki günde sırf hırsım yüzünden İngilizce alfabeyi öğrendiğimi hatırlıyorum yani. Şu an eser yok ama hırslı bir çocuktum. Genellikle röportaj yaptığımız ünlü oyuncular hareketli ve oldukça yaramaz oldukları yönündeki açıklamalarıyla dikkat çekiyorlar. Furkan Palalı da çocukken yaptığı haylazlıklarla annesini üzenlerden. Vallahi ben çocukluğumda çok yaramaz bir çocuktum. Yüzümde de hatta yani onun izini de taşıyorum burada. Hep yani söz dinlemeyen ve işte inat eden bir, hatta sarı inadı var der annem hep. Ondan sonra öyle bir çocuktum yani. Bir gün annem böyle bir çok sevdiğim bir tesis vardı. Orada işte havuza gidecektik o tesiste. Ondan sonra ben de sevinçten koşturuyorum yani. Genelde sevincimi böyle koşturarak bir futbolcu gibi yaşıyordum. Ondan sonra yine evin içinde koşarken annem dur yapma oğlum falan. Ayağım takıldı, kalorifer peteğine vurdum. Ondan sonra gidememiştik, ona üzülmüştüm. Yakın zamanda izleyiciyle buluşacak olan Maraşlı'nın güzel oyuncusu Alina Boz, diğer oyuncuların tam tersine oldukça sakin ve uslu bir çocukmuş. Hayır, yaramaz bir çocuk değildim. Sakin bir çocuk olduğumu hatırlıyorum. Çocukluğuma dair hatırladığım çok fazla anı var. Ben Rusya'da büyüdüm. Orada arkadaşlarımızla ağaçlara tırmanmalarımız, garip garip maceralarımız. Ya aslında çok şey hatırlıyorum, o yüzden net olarak hatırladığım tek bir anıyı söyleyemem ama çok eğlenceli bir çocukluk geçirdim ya. Özellikle o 0-7 yaş arası Rusya'da geçirdiğim dönem çok köy ortamında, hayvanlarla, arkadaşlarımla ağaçlarda tırmanırken falan hatırlıyorum kendimi. Alina Boz'un çocukluğunun büyük bir kısmı da Türkiye'de geçmiş. Güzel Yıldız o günlerden hasretle bahsediyor. İstanbul'da Avcılar'da yaşıyordum. Orada da çok güzel bir çocukluk geçirdim. Hep sokakta saklambaçlar, bisiklet kavgaları, bisiklet savaşları, işte top oynamacalar, atlamalar, zıplamalar. Eğlenceli bir çocukluk geçirdim. Keşke geri dönebilsem o yılları. Ekranların en çok izlenilen, en çok kazandıran genel kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz haftaki bölümünden sizin için seçtiğimiz anlarda sıra. Serdar Mete geliyor. Merhabalar. Serdar Mete 125 bin liralık soruyla bir önceki hafta kaldığı yerden yarışmaya devam etti. Yarışmacı 1918-1922 yılları arasındaki mütareke döneminde kurulan derneği bulmaya çalıştı. Serdar Mete bu soruda %50 jokerini kullandı. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. Tombalacılarla Mücadele Derneği. D. Tavla oyununu yasaklatma derneği. Sizin A şıkkı gitti. Benim A şıkkım gitti. Emin oldum şık gitti. Evet. Doğru.
B şıkkı Tombalacılarla Mücadele Derneği son karar. Serdar Mete 250 bin lira seviyesinde oldukça enteresan bir soruyla karşılaştı. Başarılı yarışmacı soruyu gördükten sonra çekilme kararı aldı. Ben çekileceğim herhalde. Çünkü riske atamayacağım bir meblağdayım şu an. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? İnşallah pişman olmam. Son karar. Devam etseydiniz ne derdiniz? Kulak tıkacı. Sırt masajıymış. Ben dedim kesin yaparken sırtına masaj yaptırıyordur o diye. Antonio Durosa geçmiş yıllardan gelen 15 bin lira değerindeki soruya jokersiz yanıt verdi. 1936 Berlin Olimpiyatlarında 4 altın madalya kazanarak Hitler'in olimpiyat oyunlarını Aryan ırkının üstünlüğünü göstermek amacıyla kullanma planını bozan atlet kimdir? A. Abebe Bikila, B. Emil Zatopek, C. Carl Lewis, D. Jesse Owens. D. Jesse Owens son kararım. Yarışmacı 30 bin lira seviyesinde berber kelimesinin kökeninin anlamını aradı. Antonio Durosa bu soruda çift cevap jokerini kullandı. Evet, sakal ve saç arasında kaldım açıkçası. Eminseniz jokerinizi bir sonraki soruya saklarsınız. Değilseniz... Sağlama gideyim de. Belki karar sizin. Yani son soruya bütün ganimetlerimi bitirmiş girmek isterim. Onun için çift cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorum. İlk tercihiniz hangisi olur? B sakal. İlk tercih. Son kararınız mı? Son kararım. Antonio Durosa 60 bin lira değerindeki soruya bir süre düşündükten sonra jokersiz yanıt verdi. Şeyi biliyorum, orada Kürtçülüğün çok önemli olduğunu o çağlarda, Kürtçülük üzerinden çok büyük paralar döndüğünü biliyorum. Kanada'da Kaptan Swing var, onlar böyle kunduz avcılığı falan evet. Yapıyorlardı. Kaptan onları... Swing'in yumruğu meşhurdu değil mi? Yumruğunun efektleri vardı. Evet. Snatch. Aynen öyle. Snatch. Kunduzlar önemli. Orada şey çok. Hatta Gamlı Baykuş'un falan şapkası hep kunduzdu. Evet. Kunduz şeyi. Kaptan Swing'de. Şimdi bu değerli bir bilgi. Bunu kullanayım mı? Uzun misinalı oltayla balık tutması hikaye. Patateslerini yiyen domuz da o da hikaye bence. Adaya yabani tavşan getirip çoğaltması da saçma geliyor. Büyük bir ihtimal... Kunduzların kurduğu barajı bozması. Evet. A. Kunduzların kurduğu barajı bozması son karar. Evet. Yapacak bir şey yok. Kemalcan Çömez 7500 lira değerindeki sesli soruda dinletilen müzikteki halk oyununun ismini aradı. Yani şu an kafam biraz karıştı açıkçası.
Yani bar genelde ata barından dolayı Karadeniz'e ait diye biliyorum. Horayı hiç bilmiyorum. Yani çayda çıra olduğunu düşünüyorum. Ama biraz emin olamadım. Ben riske atmak istemiyorum. %50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız yani yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Bar. B. Teke zortlatması. Yani ata barı... Süren azalıyor Kemal. B. Teke zortlatması son kararım. Yanlış olabilir. Çok stres oldum yani. Ege Vakdeniz çayda çıra değildi galiba ama o geldi. İyi ki kullanmışım. Kemal Can Çömez 15 bin lira değerindeki soruda 1956 yılında yazılan Elma adlı şiirin şairinin adını bulmaya çalıştı. 1956'da yazdığı Elma adlı şiirini adımın bir harfini atıyorum dizesiyle bitiren şair kimdir? A. Attila İlhan. B. Edip Cansever. C. Cemal Süreya. D. Sezai Karakoç. 1956'da yazdığı Elma adlı şiirini adımın bir harfini atıyorum dizesiyle bitiren şair. Cemal Süreya. Emin misin? Eminim. Ben de kafam karışmıştı. Atilla İlhan da attı mı acaba bir harfini diye ama eminsen. Daha zaman. Çok. Cemal Süreya. Eminim. Tamam, süpersin. Direkt cevapladı zaten. Güveniyorum İbrahim'e. Bizim de işimizle Tako'ya. C. Cemal Süreya. Son kararım. İşte. Kemal Can Çömez 60 bin lira değerindeki sinema sorusunu gördükten sonra çekilme kararı aldı. Bakalım cevap vermiş olsaydı ne olacaktı? O yüzden ben çekilmek istiyorum. Son karar mı? Son karar. Devam etseydin ne derdin Kemal? Devam etseydim yani Sakar Şakir'de taktığını düşünüyorum. Yedi bela üstü daha fötür şapkalı gibi canlandı kafamda ama yedi bela üstü derdim devam etseydim. Doğru cevap verir misin? Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerine ve ATV ekranının sevilen yüzlerinin merak uyandıran paylaşımlarına yer verdiğimiz turumuz başlıyor. Sektörün önemli derneklerinden biri tarafından düzenlenen Medyanın Oscar'ları ödüllerinde bu sene ATV'ye ödül yağdı. Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? Yılın en iyi yarışma programı seçildi. Biz arkadaşlarla konuşuyorduk ya biz sözlülerden falan çıkmış adamlarız. Milyoner neymiş falan ama öyle değil, gerçekten öyle değil. Yo yo sen milyoner neymiş iddiasıyla devam et Ege. Tamam. İkinci barajdan sonra görürsün neymiş milyoner. Benim hayalim gerçekleşiyor biliyor. Böyle 15 yaşlarında size yazdığım mektuplar, günlükler falan öyle vardı. Öyle mi? Evet. O yüzden ben eve hedef ulaşmasak da mutlu döneceğim. İyi ki katılmışım diyorum. Tadını çıkardım. Mutluyum. Gelmek isteyenler gelebilir. Güzeldi. Sizinle de tanışmak çok güzeldi. Yeni baba oldunuz. Hayırlı olsun. Olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, yılın en iyi erkek oyuncusu ödülüne layık görüldü. Zalim, dalga dalga gelse de sarsılmayacağız. Sabit kadem ve dağlar gibi dimdik ayakta duracağız. Yürüdüğümüz vakit yeri, haykırdığımız vakit göğünleteceğiz. Çünkü biz Oscar'ın evlatlarıyız. ATV'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılarıyla adından sıkça söz ettiren yapımı Ercai, yılın en iyi dizisi seçildi. Benim Ayşe'nin gözleri sevgi doluydu. Ama senin gözlerinde sadece nefret var. O sevgi insan adına Ayşe'nin gözlerinden yerine nefreti sen koydun. Ayşe'yim ben. Değilsin. Ayşe'yim. Ama annem. Şişt lan senin annen. Kim annen? Konuş. Aslan Beylerin halası Füsun Aslan Bey. İşte o benim annem. Bir an olacak.
mücadelelerin bizi kendiliğinden bitecek. Engelleri yok edemeyiz ama birlikte aşabiliriz. Esra Eroğlu'da ile turumuz devam ediyor. Sevilen programda geçtiğimiz günlerde Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekildi. Esra Erol programında izleyicilere engelli olmak bir kusur değildir mesajını verdi. Değerini fark etmediğimiz ama kullandığımız kollarımız, bacaklarımız bazılarımızda yok. Ve onlar o yoklukla bizimle aynı hayatı yaşıyorlar. İşe gidiyorlar, çalışıyorlar, çocuk yetiştiriyorlar ve yemek yapıyorlar. Onlar o kadar büyük kahramanlar ki kolları olmadan sarılmayı, bacakları olmadan koşmayı, gözleri olmadan görmeyi biliyorlar. Ve onların sayıları son rakamlara göre hiç de az değil. Sadece ülkemizde 5 milyon kişiler, yani bizim 5 milyon kahramanımız var. O 5 milyon kahramanın hayatlarına destek veren aileleri var. Hepsinin önlerinde saygıyla eğiliyorum ve onları yüreğimle kucaklıyorum. Engel sözcüğünü kullanmayı da çok sevmiyorum. Bunun bir ayrımcılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz engellerle aynı mesafedeyiz. Bu gerçeği hiç ama hiç unutmayalım. Esra Erol'da da Dünya Engelliler Günü'ne özel pek çok tekerlekli sandalyenin sahipleriyle buluştuğu müjdesi de verildi. Bu programda akülü, aküsüz, gönlünüzden kopan tekerlekli sandalye bağışlarının ihtiyacı olanlarla buluşması için aracılık ediyorum. Ve kendimi en anlamlı bulduğum, en sevdiğim işlerden biri de bu. Bizlere akülü sandalye, manuel tekerlekli sandalye gönderen tüm bağışçılarımıza da huzurlarınızda teşekkürler etmek istiyorum. Onların isimleri bize engelli kardeşlerimiz için destek verip engelleri kaldırdıkları için teşekkür ediyorum. Güzel bir haberle devam edelim. Latin Amerika'nın en prestijli ödülünün iki kategorisinde birincilik bir zamanlar Çukurova'nın oldu. Yüzlerce kişilik tecrübeli ve önemli isimler oluşan jürinin oylarıyla en iyi yabancı dizi seçilen Bir Zamanlar Çukurova en büyük ödüllerden birinin sahibi oldu. Oğluma sahip çıkmak için başka bir yol bırakmadınız çünkü. İyiliği hiç denedin mi Demir? Sen bu yaptığınla bütün haklılığını kaybettin kızım. Oğlumu da Züleyha'yı da alacağım. Bizden çaldığın hayatımızı geri alacağım. Hala bebek falan yok. Ne demek bebek yok? Hep seni seveceğim Züleyha. Bu kalp ödene dek senin için çarpacak. Ben sana yalvarmaya geldim sadece. Ne? Yılmaz bana Kerem Ali'yi göstermiyor. Günlerdir oğlumu görmüyorum. Müjgan! Gelme Züleyha, ne olur ayrılamayacağım. Çocuğumu da vermeyeceğim. Müjgan, ne olursun yalvarırım. Müjgan, ben geri getireceğim sana. Müjgan! Dizide hünkâr karakteriyle gönüllere taht kuran Vahide Perçin de en iyi yabancı kadın oyuncu kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu. Vahide Perçin bu ödülü kazanan ilk Türk kadın oyuncusu olarak hepimizi gururlandırdı. Merhabalar. Bütün dünyanın büyük bir disiplin içinde olduğu bu günlerde sizler, dostlarımız, seyircilerimiz bize Türkiye'ye çok güzel bir haber yolladınız. Aldığımız bu ödüller için ekibim ve kendim adına çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Lütfen maskelerinizi takmayı unutmayın. Sosyal mesafenizi her zaman koruyun. Geçecek, az kaldı. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazla devam edelim. Geçtiğimiz haftalarda Bahar karakteriyle diziye dahil olan Pelin Akil verdiği bir röportajda canlandırdığı karakterin en beğendiği taraflarını anlattı. Akil, Bahar karakterini sürprizli bulduğunu söyledi. Şimdi anladım. Sen bu yüzden bizim eve geldin. Evet. Kocanın abisine işimi yarım bırakmayacağımı söylemeye geldim. Ama o dün gece gelip benim hayatımı kurtardı. Bahar güzel yıldıza göre içi kan ağlarken bile güçlü duran bir kadın. Pelin Akil karakteri Bahar'ın her koşulda sürdüğü kırmızı rujunun da çok şey ifade ettiğini düşünüyor. Babamızın katilleriyle aynı masada oturacaksın. Ve hani böyle bir fırsat gelirse de intikamını alacaksın, öyle mi? Yavuz'u yanına çağırıp tehdit etmiş. Ya Bahar'ı öldürürsün ya da ben seni öldürürüm demiş.
Maria ile Mustafa ile devam edelim. Sevilen dizinin geçtiğimiz haftaki bölümüne Maria ile Mustafa'nın düğünü damga vurdu. Maria'nın kendi topraklarına duyduğu özlemi azaltmak için Mustafa'dan bir isteği vardı. İlk dansımız bizim memleketten olsa ben sana öğretirim, bir gecede öğrenirsin. Yani istemezsen anlarım tabii. Komik de gelmiş olabilir. Yani bilemedim. Böyle mi? Nasıl yani? Sen biliyorsun zaten. Üniversitedeyken dans kulübündeydim. Maria ile Mustafa'nın düğünlerindeki ilk dansı büyük beğeni topladı. Dizinin hazırlık aşamasında dans dersleri aldıklarını söyleyen Jessica May ve Hilmi Cem İntepe de böylece dans konusundaki hünerlerini göstermiş oldular. Maria ile Mustafa'ya bu akşamki bölümünde yeni bir oyuncu dahil oluyor. Görkem karakteriyle hikayeye giren Ceyhun Mengiroğlu'nun Maria ile Mustafa'nın tanıtımında gözükmesi heyecan uyandırdı. Bir mezara bile yok. Sesi yok. Çok canım acıyor. Ceyhun Mengiroğlu'nun Maria ile Mustafa kadrosuna katılması sosyal medyadaki yerli ve yabancı hesaplarda da yankı buldu. Çok zaman aldı ama yüz yüze gelmeye hazırım nihayet. Kim olduğunu hatırla. İlk defa bu topraklarda bir aile hissediyorum. Daha önce bir bağım var mı burayla ilgili? Akraba falan. Yok. Gelelim bu haftanın ilgi çekici sosyal medya paylaşımlarına. Geçtiğimiz hafta Hilal Altın bile Kapadokya fotoğraflarıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu kız arkadaşlarıyla çıktığı bu mini tatilde güzel anları hesabına taşıdı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz hafta kendi sosyal medya hesaplarından ayrı fotoğraflar paylaşmalarına rağmen aralarındaki uyumu korumayı başardılar. İkilinin kahverengi tonlarındaki kıyafet tercihleri gözden kaçmadı. Honey, have you ever thought about leaving with no money? Gonna make it through somehow. Bir zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Bülent Polat geçtiğimiz hafta Adana'dan eşsiz manzaraları hesabına taşıdı. Bülent Polat'ın paylaşımındaki en güzel ayrıntıysa sonbahar yaprakları arasındaki sevimli köpekler oldu. Esra Dermancıoğlu da Kapadokya'da kısa bir tatili tercih edenlerdendi. Başarılı oyuncu kaldığı otelin balkonunda yaptığı keyifli dansını takipçileriyle paylaştı. ATV ekranının etkileyici macerası Kuruluş Osman, birbirinden özel karakterleri ve izleyiciyi içine çeken hikayesiyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Osman Bey'in abi Savcı Bey'in eşi Lena karakterine hayat veren Seray Kaya, Kuruluş Osman kadrosunda olduğu için çok mutlu. Böyle büyük bir
prodüksiyonda çalışıyor olmak bir oyuncu için gerçekten çok heyecan verici bir durum. Çünkü çok fazla bir deneyim içindesin. Aynı zamanda çok şey öğreniyorsun. Benim gibi bir oyuncu için de bu gerçekten çok değerli, çok kıymetli bir şey. O yüzden çok heyecanlıyım ben. Onun açtığı belayı temizlemek sana düşüyor. Bunlar zalim adamlar. Ya sana bir şey yaparlarsa? Nice vakittir bulantılar arttı. Galiba gebeyim. Maşallah. Maşallah. Savcı Bey'in haberi var mıdır? Henüz yok. Çok sevinecektir. Sevinmez mi hiç? Er kısmına çok evlat lazım ki şanı yücelsin deyip durur. Kan Bolat Görkem Aslan canlandırdığı Savcı Bey karakteriyle yapımda heyecanı arttıran isimlerden. Hintlilerin bir tür oyunu varmış. Gölge oyunu. Tüm ahali büyülenmiş gibi gölgeleri seyre dalarken gölgeleri oynatan eli göremezlermiş. Kan Bolat Görkem Aslan Kuruluş Osman seti için övgü dolu sözler sarf ediyor. Hani çok klişedir, hep şey derler ya, bir aile ortamı var. Bunun aslında burada karşılığı da olan bir şey. Çünkü bu arkadaşımdan hani edindiğim bilgiye göre yaklaşık işte 4-5. Seneleri falan çoğunun 5 senedir bir aradalar. Birlikte çalışıyorlar falan. Tabii ki haliyle onun da sette çok olumlu yansımaları oluyor. Kuruluş Osman gibi büyük bir projede yer alıyor olmak her oyuncu için heyecan verici bir durum. Bu projede beni en heyecanlandıran tarafı hazırlık süreci oluyor. Bu atmosfere alışmak için gerçekten çok çalışıyoruz. Hazırlanma aşamaları çok heyecanlı geçiyor. Çiftliğe gidiyoruz, at binmeyi öğreniyoruz. Aksiyon derslerimiz oluyor. Onun haricinde bu atmosferde bulunmak, burayı yaşamak ayrı bir heyecan veriyor. Adını da dinini de değiştirmemişsin. Kim olduğumu unutmadım. Unutmam da. Hala geç değil. Senin boyunda oğlum var benim. Herkes hata yapar. Ben sana hala aşığım Lena. Senin elinden ölmek güzel olur. Hayatımın ilk ve tek erkeğinin elinden ölmek istemiyorsan bir daha karşıma çıkma. Aşağılık herif. Savcı Bey'in obaya gelmesi dengeleri biraz değiştirdi. Savcı kararlı ve köşeli bir karakter. Duygularından ziyade düşünceleriyle hareket etmeye çalışan bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Belki diğer karakterlerden biraz daha ayıran özellik olabilir. Umarım işin ruhuna biz de bir katkıda bulunur. İşi daha da yükselmesinde vesile oluruz diye temenni ediyorum. Sakın! Sakın beni itham etme! Posta gözümüz yok evvelallah. Osman'ın sözle yola geleceğini düşünürler. Bana yapma etme derler. Lakin onun ettiklerini eden biri söz dinler mi hiç? Her geçen gün daha da azıtacak. Kuruluş Osman'ın her bölümü bir sonraki bölüm için heyecanımızı arttırıyor. Lena da her gün biraz daha güçlenen karakterlerden. Ne kadar söylemeliyim bilmiyorum çünkü sürpriz olsun istiyorum ama Kaya Obası'nda bambaşka bir hatun izleyecekler. Heyecanlıyız. Heyecanlı olsunlar. Eğlenceli bir dizi TV'nin daha sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, ATV'de kalın.